Herkese merhabalar. Bugün Ahmet Özdemir markalı Gül Klarnetimizin açılımını yapacağız. Açılım yaparken size de kısaca klarnetten bahsetmek istiyorum. Ben klarneti ortalama 5-6 aydır bekliyorum. Fakat hem el yapımı olduğundan dolayı hem de COVID-19 sebebiyle klarnetin yapımı bayağı uzadı. Bundan dolayı aşırıda bende de bir heyecan var. Çünkü aylardır eski klarnetimde birazcık çile çekiyorum. Şurada hızlıca açayım. Size şimdi bilgiler vermeye başlayacağım. Klarnet. Şu anda ses gelmiyor. Dur anlatmayayım. Şu anda okey. Klarnetimiz çantası dahil el yapımı olmaktadır. Çantasını ben kendim görmedim. Ordu'ya Erman Özdemir ve Ege Özdemir'i ziyaret eden arkadaşım kendi söyledi. Sıfırdan yapıyorlar çantayı. Baştan aşağı el yapımı olmak üzere çanta. Şimdi evet. Tamamdır. Kapatıyorum bu yönde. Buna göre ya da tam ters tutuyorum. Evet. Şimdi öncelikle klarnetimizin içerisinden bir temizlik bezi çıkıyor. Bilmiyorum, bunun kalitesine birazdan bakacağız. Bir klarnet temizleme mantar yağı. Klarnetimiz için mantar yağı. Buradan bir ek yedek varilimiz çıkıyor. Bu galiba şu anda bulunan 68 mm uzunluğundaki bir varilimiz. Bunu da takamadım şu anda. İçinden Erman Özdemir'in kendi açtığı bir bek var. Bunun ayarla bekin açıklığını ben aslında Erman abiye bıraktım. Erman abi klarnetimiz yapımcısı. Hani özel bir açıklık istemedim. Çok açık veya çok kapalı istemedim. Sen dedim hani kendin nasıl uygun görüyorsan ona göre bir açıklık yap dedim. Normalde aslında çok doğru bir şey değil hani klarnetin bekine. Denenerek alınması lazım. Fakat hani ben Konya'da yaşıyorum ve Ordu'ya gitme şansım olmadığı için bek açtırmak için. Ondan dolayı yani böyle bir şey tercih ettim. Hani bakacağım deneyeceğim. Umarım benim ağız yapıma uygun olur. Ve şöyle bir bilezik var. Gerçekten işlemeleri çok güzel. Bunun da büyük ihtimalle hani el yapımı olduğunu düşünüyorum. Yani tam o konuda bir bilgim yok açıkçası. Bilezik ve kapağı da bu şekildeydi. Bekimiz bu şekilde. Bekimizin üzerinde bir marka falan yazmıyor. Şunu da aldık. Şimdi klarnetimizin alt gövdesine ve kalak kısmına geldik. İkisini birbirinden isterseniz bir ayırayım. Şu an birazcık ayıramıyorum. Çünkü sert olduğundan dolayı. Neyse onu sonradan ben video sonunda ilgileneyim. Şurası kalak bölümü. İlk klarnet hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlar için anlatıyorum şu anda. Şurası kalak bölümü. Şurası alt gövde bölümü. Bu klarnet gerçekten hani bence çok hoş görünüyor. Orta ve üst segment bir klarnet diyebiliriz bu klarnet için. Şimdi ise üst gövde ve baril kısmına geçelim. Barilimizde mikrofon deliğimiz yok. Kapalı bir baril. Mikrofon deliği yok. Mikrofon deliği olmaması bir bakıma birazcık daha iyi sahnede çalmayan insanlar için. Çünkü mikrofon deliği olduğu zaman klarnetlerin, daha doğrusu barillerin çatlama olasılığı birazcık daha artıyor. Klarnetimizin burada alt gövdesi. Tuşeler falan zaten çok hoş duruyor. 2020 yapımı bir klarnet zaten. Bu şekilde geldi. Şunu birleştireyim mi? Ve şu detayları göstereyim size. Şuradaki detaylar el işlemesi diyebiliyorum. Bunun için kalak alt gövde ve baril back
pardon, baril ve üst gövde birleşmesi için onlar için de yapılabiliyor. Fakat ek bir ücreti var onun. Yani ben gerek duymadım açıkçası. Hani çok görsellik benim için fazla önemli değil. Şu anda ben bunu birleştiremiyorum. Mantarı yağlamam lazım. Ondan dolayı ben bunu video sonunda yapacağım. Çantamızın iç tarafını da göstereyim. Yumuşak bir süngerimsi bir yapı var. Ama sünger deyip de böyle bulaşık süngeri gibi de değil. Daha kaliteli. Maddesinin adını bilmiyorum hangi maddeden yapıldığı, fakat bence iş gören güzel, hoş bir maddeden yapılmış. Şimdi temizlik bezimizin, onun da bir kalitesine bakalım. Bunlar ağaç saz olduğu için temizlikler, bunlar da çok önemli. Her çaldıktan sonra temizlenmesi gerekiyor bu sazların, yoksa çatlama olur. Kumaşın kalitesi, bende iki tane farklı bez var bunun haricinde. Kumaşın kalitesi onlara göre çok daha kaliteli. Benim önceki klarnetim bakalit bir klarnet ve onun içinden çıkan bir bez. Ve yurt dışından AliExpress üzerinden getirttiğim çok kaliteli olmayan bir bez vardı. Bu onların yanında çok daha kaliteli bir bez oluyor. Büyük ihtimalle bundan sonra da zaten bunu kullanacağım. Klarneti yani aslında açıp göstermeme gerek yok ama merak edenler var mı yok mu? Bu klarnet ya, bunu mantarlara sürüyoruz. Yoksa sürmezsek mantarlara, hani biraz daha sıkıntı olur. Sürsek daha iyi olur. Hani klarnet takıp çıkarmada daha kolay olur. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa, ben şu anda klarneti yeni aldım. Videosunu da yeni yükleyeceğim. Bugün ayın, tam emin değilim ama 13 Kasım olması lazım. Bundan sonra bu klarneti çalmaya da başlayacağım. Ve hani yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hani memnun musun, değil misin? Hani önerir misin, önermez misin diye. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.